Of, çok sıkıldım. Serdar, nerede kaldın ya? Geleceğim dedin, gelmedin. Of. Evdekiler beni merak etmişler midir acaba? Ama Serdar haberleri var demişti. Of ya. Of Serdar. Serdar. Geldim canım. Of, nerede kaldın ya? Çok özür dilerim bir tanem. Birazcık geç kaldım galiba. Birazcık mı? Hemen geleceğim dedin. Tamam tamam, haklısın. Sana kendimi affettireceğim söz. Hadi hazırlan bakalım, gidiyoruz. Oley, gezmeye mi? Evet. Seninle uzun ve çok güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Gemiye bineceğiz. Gemiye mi bineceğiz? Nereye gidiyoruz peki? Disneyland'a. Yaşasın! Gerçekten mi? Of lan of. Osman ne güzel her şeyi anlatacaktı be. Çok az kalmıştı. Şimdi burada mal gibi oturuyoruz ha. Ulan bu Necdet var ya, kendi adamını böyle gözünü kırpmadan öldürdüyse benim cezamı çoktan kesmiştir ha. Ne yapacağım lan ben şimdi? Of. Lan. Ya Zeynep'e bir şey yaparlarsa? Buraya mı getirseydim ben yoksa? Yok be, burası daha tehlikeli. Onun için en güvenli yer çiftlik. Of, of. Anam. Anam, aha geldiler. Vallahi yakalandım lan. Aha geldiler lan. Kesin geldiler vallahi. Abla. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Oh, Murat'mış lan. Hele şükür baba ya. Deminden beri çalıyorum. Niye açmıyorsun? Uyuyor muydun? Açtık ya işte. Tülay ablalar içeride mi? Baba. Ha, ne? Ne oldu? Vallahi baba bana bir şey olmadı da. Sende bir haller var, bir değişiksin yani. Hayırdır? Yok bir şey ya, yok. Baba, işle alakalı mı? Keşke öyle olsaydı ya. Baba, ne oldu diyorum ya, sana söylesene. Oğlum, yok işte bir şey, yok. Tülay ablayla falan mı tartıştın? Ya öyle bir şey yok ya, öyle bir şey değil ya. Baba, ya şunu adam akıllı söyler misin bana bir, ne oldu? Yani belli ki bir haller var. Tamam lan, tamam. Abi ya. Ay ben iyice karıştırdım galiba. Nereden gidecektik? Şuradan mıydı? Ay hiç bilemedim vallahi. Ne yapsak? Yok yok. Kendim çıkamayacağım bu işin içinden. Hah, şuradaki bakkala sorayım ben en iyisi. Melek'cim sen burada bekle canım. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Hadi kız. Hızlı yürü biraz. Doldum vallahi ya. Durduk yerde iş açtın başımıza. İnşallah açık bir eczane bulabiliriz de.
Elif. Elif. Kızım. Selim'in söyledikleri gerçek mi? Kes artık yeter ya. Ben buraya senin için gelmedim. Öyleyse niye geldin Zeynep? Selim için geldim. Onun özgürlüğü için geldim ben. Öyle mi? Ben Selim'den boşanacağım. Sen de ifadeni geri çekeceksin, anladın mı? İşte. Hem sana ne? Dul karı beslemesi gibi gevezelik edeceğine yolda yürümeyi öğren ilk önce sen. Bu da kim şimdi? Yoksa Elif'in öz anası mı sahiden? Ay yok, yok yok. Babası saraylarda yaşarken anasının buralarda işine ya. Hem de o üstle başla. O zaman neden kızım diye bağırıp durdu? Aman bana ne be? Kimse kim? Benim işimi bozmasın, ekmeğime mani olmasın da kim olursa olsun.
Ev kalabalık. Konuşamıyorum. Bugün saat 2'de Beykoz sahilin sonundaki kafede ol, olur mu? Abi Zeynep'in adını bile duymak istemiyorum artık. Lütfen. Lütfen anla beni. Ben sana inanamıyorum. Kız perişan. Senin söylediklerine bak. Ben de perişan durumdayım abi. Ben de perişan durumdayım. Biliyoruz Selim. Hepimiz seni düşünüyoruz zaten. Zeynep niye her gün seni görmek için buraya gelmek istiyor sanıyorsun? Gelmesin artık. İstemiyorum. Of Selim, of. Konuşmadan hiçbir sorunu halledemezsiniz. Artık hallolacak bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Of Selim, of. Zeynep. Yok, yok. Tesadüften başka bir şey olamaz. Zeynep aklı başında bir kız. Selim'e bunu yapmaz. O kadar mutluyum ki Zeynep, sen, ben. Hala inanamıyorum ya. Rüyada gibiyim. Heyecandan elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşırıyorum, iyi mi? Zeynep. Sen bana öyle bir hediye verdin ki... Yeter. Tamam. Nasıl istersen. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Ben dilekçeyi veriyorum. Sen ifadeni geri alıyorsun. Selim de oradan kurtuluyor, anladın mı? Zeynep, sen benden bir şey rica ettin. Yapmaz mıyım? Sen o işi olmuş bil. Benim sözüm söz. De. Sen de o davayı açacaksın. Değil mi? Açacağım. Sonra bir fikir değişikliği falan? Olmayacak. Tamam o zaman. Kabul et. Boşanmayı kabul et. Sonunda sevdiğine kavuşuyorsun. Sonunda. Sakin ol. Tamam, ben geldim. Hadi. Hadi şöyle kalkalım. Hadi sakin ol. Gördüm. Kızımı gördüm ben. Yetişemedim. Kızımı kaçırdılar benden. Kim kaçırdı peki ha? Kim kaçırdı? Kim kaçırdı kızımı? Kim? Tamam, tamam canım. Tamam gördüm. Tamam sakin ol. Tamam hadi. Gördüm ben onu, gördüm. Tamam, tamam gördüm. Hadi, hadi evimize gidelim. Hadi canım. Tutamadım ben yavrum. Yetişemedim ben ona. Tamam, hadi. Hadi canım. Hadi gel. Neden takıldı bu kadın peşimize böyle pat diye ya? Allah Allah. O kadın kimdi? Neden bana kızım dedi? Deliğinin teki dedim ya. Takıldı öyle işte peşimize.
Dediklerim anlaşılmadı mı yoksa? Aynen öyle. Her şey konuştuğumuz gibi olsun istiyorum. Gel bakalım. Doğru dürüst anlat şimdi. Necdet Bey, söylediğim gibi Veysel'i her yerde aradık ama bulamadık. Her yere baktınız ama yok. Öyle mi? Çalıştığı yere gittik, bir başkası vardı. Ot uyuklamayı satmış. Civardakiler sorduk soruşturduk. Tamam kes. Biraz daha masal anlatmaya devam edersen uyuyacağım şimdi. Kulağını aç, iyi dinle. O adamı bir an önce karşımda görmek istiyorum. Hangi deliğe girdiyse bulacaksınız. Konuştuğumuz gibi de kılına bile zarar vermeden getireceksiniz karşıma. Tabii. Bir daha tekrar edeyim mi? Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Fazlasını! Fazlasını! Emredersiniz. Kaybol. Senin gibi geri zekalının beni yok etmesine izin verir miyim Veysel? Köpek gibi pişman olacaksın. Köpek gibi. Baba sen ne diyorsun ya? Ne ara oldu bütün bunlar? E bana niye haber vermedin? Ne yapsaydım oğlum? Seninle mi başını belaya s**ydim yani? Ya tamam da baba. Bu Necdet denen herif. Sizin karakolda olduğunuzu nereden öğrendi ki? Ya sana bir şey yapsaydı? Ulan ablam da çok korkmuştur ha. Baba. Bak. Ya biz bu psikopatla nasıl başa çıkacağız ha? Bir bilsem. Kafam allak bullak zaten. Sen de öyle birden kapıyı çalınca ben geldiler herhalde diye düşündüm. Ulan herifteki caniliğe bak be. Adam resmen Melek ablanın hayatını kararttı baba. Önce kızını aldı elinden. Sonra da abisini. Şimdi de ablamı. Demek ablam hamile. Ben de şimdi dayım oluyorum baba. Ulan ablam bebek bekliyor. Bizim şu uğraştığımız işlere bak be. Selim abi de o Necdet şerefsiz yüzünden içeride zaten. Kim bilir ablam da ne kadar üzülüyordur. Hem de nasıl? Bir görsen bitmiş, tükenmiş. Ben ne yaptımsa Zeynep'im için yaptım. Onun o güzel yüzü biraz gülsün diye yaptım. Ama artık her şey bitti. Bu Necdet'in kazada parmağı olduğunu, marmağı olduğunu hiçbir şey ispatlayamayacağız. Haydi böyle işin. Baba, bu Necdet denen herif çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Bizim için fazla tehlikeli. Öyle, öyle. O pislik var ya, insanı böyle sinek gibi ayağının ucuyla ezer. Baba, bak. Eğer bu adamlar Osman denen adamı vurdularsa çok yakında senin de sesini kesmek isteyeceklerdir biliyorsun değil mi? Yani bu adamlar her an bizim de kapımıza dayanabilirler. Necdet Karapınar var ya, bedel ödemez oğlum. Ödetir. Beni de bulmaları an meselesi tabii. Bugün değilse yarın kapıya dayanırlar. Buldukları yerde de Osman gibi öldürecekler lan beni işte. Baba sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne saçmalıyorsun ki? Baba, bak ben seni o canilerin eline bırakmam anladın mı? Hayatta bırakmam. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir şekilde bu işten kurtulacağız. Anladın mı? Benim bir an evvel buralardan uzaklaşmam lazım. Kaçmam lazım. Evet, evet. Tek çaresi bu. Benim kızım da o. Elif de o. Melik, yapma artık. Bak helak ettin kendini. Gördüm. Kızımı gördüm ben. Koştum ama yetişemedim. Tutamadım ben yavrumu. Gözümün önünden gitti yavrum. Elif'im. Bir tanecik yavrum gitti. Melik, sakin ol canım. Bak böyle harap edersen kendini. Yetişemedim. Tutamadım yavrumu. Gözümün önünden gitti. Melek bak. Benim kızım yaşıyor. Benim kızım yaşıyor Tülay. Ben koştum arkasından. Bir kadın aldı götürdü onu. Sürükleyerek bir arabaya bindirdi. Koştum ama yetişemedim. Kaçırdı yavrumu. Kızım gitti.
Tamam, tamam canım. Hadi toparla kendini. Hadi evimize gidelim, hadi. Hadi. Ne oldu? Niye erken geldiniz? Of be Muhsin! Gelir gelmez ne bu sorgu sual? Canım burnumda zaten. Hayırdır ya? Telaşlandırmayın insanı. Ne oldu ki? Hanımefendi yüzünden erken geldik. Ayşegül, ne oldu kızım? Erken geldik çünkü hanımefendi elini kesti. Ne? Bakayım. Oo, nasıl oldu bu ya? Nurten, niye sahip çıkmıyorsun çocuğa? Şimdi kabak benim başıma patladı, öyle mi? Ben bütün gün bununla mı uğraşayım, o melek cadısının dırdırıyla mı? Orayı burayı karıştırırken kadının vazosunu kırdı. Allah'tan kadın bir maraza çıkarmadı vazom kırıldı diye. Ya ama dedim ben sana o kadar evde bırak diye. Sürüklüyorsun peşinden çocuğu. Ha, sana bıraktığımız zaman da başına ne işler geliyor biliyoruz Muhsin Bey. Çok acıyor mu kızım? Biraz. Eczaneye falan götürseydin keşke ya. Gelirken baktım, bulamadım. Zaten kanaması da durdu. Buna bir şey sürmek lazım ya. Bu böyle olmaz. Mikrop kapar bu. Ben şimdi oksijeni sürerim, hiçbir şey kalmaz onun. Tamam, üf. Ay yavrum ya, bir bakayım. Ay, oldu mu ki acaba? Dur bir şunun tadına bakayım. Ay, bu ne be? Ot gibi olmuş. E tabii, tuz koymayı unutmuşum. Eğer ben bunu böyle masaya götürseydim var ya, Aliye Hanım beni tuttuğu gibi kapının önüne koyardı vallahi. Bir şey mi oldu? Bu ne? Ay, Tuğçe matarasını mı unutmuş? Tuğçe değil, sen vermeyi unutmuşsun. Dalgınlığıma gelmiştir herhalde. Dalgınlığıma gelmiş ne demek ya? Servise bindirirken fark etmedin mi? Bir de çocuk emanet ediyoruz biz sana. Affedersiniz Arzu Hanım. Bana bak, işini doğru düzgün ya. Yoksa güle güle, kapı orada. Olmaz, bir daha olmaz gerçekten. Dikkatli ol, gözünü dört aç. Tabii Arzu Hanım. Söz. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. Serdar, neden bu kadar fazla eşya alıyorsun ki? Çok mu kalacağız orada? Ya biz temkinli olalım da ne olur ne olmaz, öyle değil mi? Ya hem sen neden duruyorsun orada bakayım öyle? Boya kalemlerini toplamayacak mısın? Aa doğru. Unutmuşum. Çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım Tuğçe. Hem de çok. Neredeyse unutuyorum ya. Bak. Bunları sana aldım. Bana mı? Hı. Ya böyle okul üniformasıyla olmaz. Öyle değil mi? Ama ben bunları sevmedim. Hem de bunlar bana biraz büyük gibi. Baksana. Ya ben seveceğini düşünmüştüm. Hadi kırma beni ne olur. Bak heveslendim ben. Neden bu kadar zorluyorsun ki? Ya zorlamıyorum Tuğçe. Rica ediyorum sadece. Bak yolumuz da uzun, bunlarla rahat edersin. Hadi giy, üzme beni. Tamam peki. Sağ ol. Serdar, annem de gelecek mi? Dur şimdi canım. Bir an önce hazırlanalım da zamanımız yok. Serdar, gideceğiniz yerde kaç gün kalacağız peki? Ya tatlım,
Ama sen daha gitmeden dönmeyi düşünüyorsun. Hele bir varalım da bakarız. Serdar, annemin haberi var değil mi? Alo. Tamam, her şey hazır. Tamam. Oğlum, bak söylüyorum sana. Bu adam beni yakalarsa var ya, çiğ köfte gibi yoğurup güzelce bir kıvama getirip üstüme de acıyı basıp afiyetli yer beni ya. Benim bir an önce buralardan gitmem lazım. Ya baba, ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Ne yapacaksın yani? Bizi, Tülay ablayı, beni bırakıp gidecek misin yani? Oğlum, ben ister miyim böyle bir şey olsun ya? Tabii ki istemem. Ama gitmek zorundayım işte. Ulan arkadaş, herifte bumerang gibi anasını satayım. Yahu dönüp dolaşıp geri bizi buluyor. O ne lan? Aha, aha geldiler. Açma, aç, ya da aç, babam yok de. Ya dur baba ya, bir sakin ol. Öldü de, kendini intihar etti de. Ya baba dur Allah aşkına bir ya, beni de heyecan yaptırma. Oğlum, torunum olursa, erkek olursa adını Esen koy, tamam mı? Aa, aşk olsun ama. Madem evdesiniz, niye açmıyorsunuz kapıyı? Ah. Tülay, sen mi geldin? Hayırdır Veysel, kimi bekliyordun? Yok canım, değil de hani olayları biliyorsun ya hani o bakımdan yani. Hem siz niye böyle erken geldiniz, hayırdır? Hiç sorma Veysel. Melek abla. İyi misin sen, bir şey mi oldu? Otur canım. Elif'im, tutamadım yavrumu, yetişemedim. O kadın aldı götürdü yavrumu. Elif mi? Ya böyle işte. İki dakikalığına bakkal adresi olmak için girdim. Bir çıktım baktım ki ortalıkta yok. Kim bilir kimin kızını Elif sandı. Elif de o. Kızım da o. Kızımı gördüm ben. Elif'imi gördüm. 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 Şunu da şöyle. Tamam, elleme. Ayşegül. Bak bana bakayım. Ne oldu sana? Çok mu acıyor elin? Aa, acımıyor da. Ya acımıyor da bu suratın hali ne? Neye üzüldün sen bu kadar? Şey... Anlat kızım, korkma, söyle hadi. Muhsin amca, biz bugün yolda gelirken... Ha, söyle yavrum, yolda gelirken? Ama ne olacak? Yolda yavru bir enik gördü, tutturdu eve getirelim diye. Kız sen benim Muhsin amcana şikayet mi ediyorsun ha? Olur mu hiç öyle şey? Yapar mı onun Nurten teyzesi? Muhsin, hadi sen bakkaldan bir ekmekle yoğurt alıver gel. Olur, alayım. Ayşegül, bir şey istiyor musun kızım sen? Yok yok, istemez. Hadi onları al sadece, yeter. Tamam. Kız, ben sana Muhsin'e o kadından bahsetmeyeceksin demedim mi ha? Kızım dedi bana. Kimdi o kadın Nurten teyze? Kız senin aklın almıyor mu? Kıt mısın sen ha? Deli kadının çekiydi dedim sana ha? Ama peşimden koştu. Kızım dedi. Muhsin amcan da sana kızım diyor. Baban mı o senin?
Bana bak sümüklü. Eğer ağzını açarsan o ağzını yırtarım senin. Duydun mu beni? Selim'in adamları Necdet Bey'i tutmuştu. Necdet Bey kurtulmaya çalışıyordu. Selim'in bugün olduğu gibi öfkeden gözü dönmüştü. Birden Necdet Bey'in silahını ona doğru doğrulttu ve gözünü kırpmadan tetiği çekti. Yalan. Yalan söylüyor, yalan! Yeter, kesin artık. Söyleyecek başka bir şeyin var mı? Yok efendim, bütün gördüklerimi anlattım. Tam zamanında çıkmışım. Ya sizi görmeseydim? Sağ ol Arkut. Benim ikinci defa hayatımı kurtardın. Sana iki can borcum oldu. Estağfurullah. Sen... Sensin ha? Arzu Hanım istemeden kızıma çarptı. Kızım az daha ölüyordu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırdık. Çarpmak istememiş tabii. Engel olmaya çalışmış, son anda direksiyonu kırmış. Ama olmamış. Nerede oldu bu kaza? Sahil yolu. Kızım daldırmış Kenan Bey. Öyle atlamış yola. Son anda direksiyonu kırmasa belki kızım bugün hayatta değildi. Nasıl olur be? Yalan söylüyorsun sen. Keşke yalan olsa Kenan Bey. Keşke yalan olsa. Aylardır ne çektiğimizi bir bilseniz. Burada ameliyat ettiremedik. Ankara'ya götürmemiz gerekti. Sağ olsun Arzu Hanım çok ilgilendi. Her fırsatta geldi, ilgilendi, para verdi, maddi manevi. Yanımızda oldu. O gün hastaneye niye geldin o zaman? Başına gelenleri duydum Arzu Hanım. Bir geçmiş olsun demek istedim. Teşekkür etmek istedim. Ama durumunu öğrenince rahatsızlık vermek istemedim. Hafızasını kaybetmiş galiba. Geçmiş olsun. Peşinden geldiğimi gördüğün halde kaçarak uzaklaştın ama. Kenan Bey, Arzu Hanım bana sıkı sıkı tembih etti. Bütün bunlardan sizin haberiniz olmamasını istiyordu. Kızacağınızdan korkuyordu galiba. O yüzden sizle yüzleşmek istemedim. Sizi görünce uzaklaştım. Abi ya. Bu adam o adam.
Arzu yine yalan söyledi bana. Bu adam da Arzu'nun oyunundan biri değil mi? Allah kahretsin. Ben nasıl anlayamadım bunu? Arzu! Arzu dedim, Arzu! Kenan, ne oluyor? Arzu nerede anne? Ne bileyim oğlum, gitmiştir yine bir yerlere. Ne oldu ki, hayırdır? Görmediniz mi hiç evde, evde değil mi? Kenan Bey, Arzu Hanım çıkmıştı. Evde değil yani. Geldiğinde mutlaka haber verin bana. Tamam Kenan, oğlum ne oluyor? Oğlum, bir şey demeyecek misin? Ne bu halin? Yine neye öfkelendin? Artık tahammül gücüm kalmadı anne. Hiç tahammülüm kalmadı. Tamam, tamam önce bir sakin ol. Tamam anne, sakinim. Anlat şimdi. Yine ne yapmış? Bu yalancı şahit vardı ya. Hani Selim'in aleyhine mahkemede şahitlik yapan pislik herif. Evet, adı Erkut muydu neydi? İşte Arzu'nun o herifin yalancı şahitlik yapmasında parmağı olduğunu düşünüyorum anne. Hatta eminim. Nasıl yani? Nasılını Arzu gelince ondan dinleriz. Buyurun Necip. Satrançta en sevmediğin taş hangisi biliyor musun? Hangisi? At. Neden biliyor musun? Öteki taşların üstlerinden atlayarak ilerleyebilen tek taş çünkü. Tehlikeli ve sinsi. Tam köşeye sıkıştırdım diye düşünürken birden elinden kurtulup seni mağlup edebiliyor. Sanırım ne demek istediğinizi anladım. Hala kaçıyor şerefsiz. Oto yıkamayı da satmış. Satmış mı? Ama yerin dibine de girse bulacağım onu. Beni sırtımdan vurmak ne demekmiş göstereceğim ona. Sen neredeydin? Zeynep'le buluştum. Vay. Yakınlaşmaya başladınız demek ki. Ama ben sana demiştim Erkut. Bu hayatta beni dinleyen kazanır Erkut. Senin için önce yolu açtım. Sonra üstüne yağ gibi asfaltı döktüm. O fotoğraflar da bardağı taşıran son damla oldu Selim için. Sayenizde. Artık mümkün değil yakaları bir araya gelmez. Film koptu. Yeni film çekme zamanı artık. Başrolde de sen varsın. Sen yönetmenin dediklerine kulak vermeye dikkat et yeter. Belki herkes bana çok kızacak. Belki daha hiç kimsenin yüzüne bakamayacağım. Ama Selim'i oradan kurtarmak için bunu yapmak zorundayım. Baban için bunu yapmak zorundayım. Evet. Tamam. Saat tam konuştuğumuz gibi değil mi? Kimle konuşuyor ya? Hiç tatile gider gibi bir hali yok. Peki. Tamamdır. Tuğçe'ciğim. Her şey hazır. Çıkıyoruz. Hadi giy montunu.
Peki anne, o bizimle gelecek mi Serdar? Bir tanem, önce yola çıkalım bakacağız, tamam mı? Nasıl yani? Bak bir tanem, şimdi seninle çok güzel bir yere gidiyoruz. Orada çok eğleneceğiz, harika vakit geçireceğiz. Sen şimdi sadece bunları düşün, tamam mı? Yoksa gemide mi buluşacağız onunla? Tuğçe'cim hadi uzat kolunu, bak geç kalacağız, hadi. Neden böyle yapıyor ki? Neden doğru düzgün bir şey söylemiyor? Bizi Disneyland. Kızımı gördüm. Elif'imi gördüm. Kadın kaçırdı benden onu. Bir kadın kaçırdı. Melek. Bak sen biraz yorulmuşsun belli ki. Tamam mı? Hadi. Git içeri, yat biraz dinlen, ha? Yetişemedim. Kızıma yetişemedim. Kaçırdı. Gözümün önünden gitti yavrum. Gitti. Melikciğim, kurabiyeler nasıl olmuş canım? Beğendin mi? Tarifini yeni aldım. Hem yapması da çok kolay. İstersen sana öğretebilirim bir ara. Kafede yaparsın, ha? Ne dersin? Gördüm. Elif'imi gördüm. Gördüm. Yetişemedim. Melikciğim çay ister misin? Ben çay koyup geleyim. Baba. Ne oldu lan? Şuna bir baksana. Sokak ortasında şüpheli ölüm. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Osman Taşçı sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti. Taşçı'nın cinayetinin failleri Anam. Anam. Adam ölmüş lan, gazetelere bile çıkmış. İşte şimdi mahvoldum ben lan. Melikciğim bu senin canım. Veysel sana açık koydum ama ne bu haliniz? Adam ölmüş Tülay. Hangi adam Veysel? Ya sana bahsettim ya. Karakola giderken yanımda indirdiler dediğim adam var ya. Onu öldürmüşler işte. Gazetelere çıkmış. Sıra bana geldi kesin. Ne yapacağız şimdi Veysel? Yok ya yok. Onlar beni artık yaşatmazlar. Beni bulurlar ya. Buralardan gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Saçmalama baba. Nereye gideceksin? Neresi olursa. Adamların gözü dönmüş baksana. Kendi adamlarına güpegündüz onu yapan bana neler yapmaz lan. Burada durduğum her saniye size zarar veriyorum ben. Gitmem lazım ya. Kesin gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Oğlum ev Tülay ablan sana emanet. Tamam mı? Veysel dur. Veysel. Al şunları. Bir şey öğrendin mi? Arzu Hanım. Ne oldu yine? Kenan Bey çalışma odasında sizi bekliyor. Geldi burada size seslendi. Ben de sesi duyunca çıktım mutfaktan. Hatta Ali Hanım da buradaydı. Anladım Seher. Masal mı anlatıyorsun bana? Yok Arzu Hanım. Bilmek istersiniz diye. Üstelik Kenan Bey çok sinirliydi. Onu söylemek istemiştim. İyi. O zaman biraz daha sinirlensin. Ondan sonra giderim ben. Bir de sinirliymiş, hiç çekemeyeceğim. Arzu. Kenan, ne oluyor? Gel benimle. Kenan, ne oluyor? Yürü diyorum sana. Kenan.
Neredeydin sen ha? Cevap ver, kimleydin? Ne oluyor Kenan, ne bu tavır? Oyun bitti artık, tamam mı? Masken düştü. Bak, ikide bir çocuk gibi beni azarlamandan bıktım artık. Ve biliyor musun, bir süreden sonra hiçbir etkisi olmuyor. Kes! Neler yaptığını bugün tek tek anlatacaksın. Yine ne yapmışım Kenan? Ne oluyor? Erkut denen o herifin seninle ne ilgisi var onu öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Çok seveceğim yere dedim ya tatlım. Madem benim çok seveceğim bir yer, o zaman annem de çok sever. Onu da arayalım. Tamam, gidince ararız. Ya gidince olmaz. Şimdi arayalım. Ya ben aradım ama ulaşılmıyordu. Gemiye bir binelim söz. Tekrar arayacağız. Hayır. Gemiye binince çok geç olur. Ya annem gelmek istemezse, ya geç kalırsa. Ver telefonunu, ben bir daha arayayım o zaman. Ya tatlım bak, ben şimdi araba kullanıyorum. Sen böyle yaparsan dikkatim dağılır ama ya. Oh, sen beni evden eğleneceğiz diye almıştın. Ama ben şu an hiç eğlenmiyorum. Okula gitsem daha iyi. Serdar, yoksa sen beni kandırıyor musun? O da nereden çıktı tatlım ya? Bak, söz veriyorum. Çok sevdiğim bir yere gideceğiz. Güven bana. Serdar, ben susadım. Tamam, inince alırız. Ya hayır, ben şimdi istiyorum. Of ama ya. Babam olsaydı hemen alırdı bana su. Tamam, tamam. Ben senin için her şeyi yaparım tatlım, merak etme. Amca, iki su alabilir miyim? Hayır. Buyurun işler. Sağ ol. Uçe. Çok sık. Tuğçe? Tuğçe! Neredesin Tuğçe? Erkut mu? Erkut kim? Sakın tanımıyormuş gibi yapmaya kalkma Arzu. Kenan, inan ben kimden bahsettiğini bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Söyleyeyim o zaman. Bu adam babanın yanında çalışan, Selim'in hapse girmesi için yalancı şahitlik yapan adamın ta kendisi. Ha, şimdi anlaşıldı. Sen yine kendini günah keçisi arıyorsun. Ama kusura bakma Kenan. Bu sefer aradığın kişi ben değilim. Bu sefer haksız yere beni suçlamana izin vermeyeceğim. Bana sakın haktan hukuktan bahsetme, tamam mı? Baban da sen de... Yeter artık. Senin kardeşin benim babamı vurdu. Az kalsın ölüyordu. Bu kadar şeyden sonra yine suçlu ben mi oldum? Ama tebrik ederim. Bu seferki fikrin daha iyiceydi. Erkut ve ben. Benim o adamla ne alakam olabilir? O adam mahkemede sizin için yalancı şahitlik yaptı. Hastanede seni ziyarete geldi. Sözde yardım bahanesiyle evimize kadar girdi. Tabii ya. O adamla senin ne ilgin olabilir? Sen her şeyi yanlış anlamışsın. Her şeyi siz planladınız. Hayır. Beni kızımdan, yavrumdan ayırmak için yaptınız bunları. Erkut denen herif de sizin başarınız, öyle değil mi? Sen, babam ve Erkut, üçünüz suç ortağısınız. Necdet Bey'in selamı var. Kenan, bak bütün bunlar bir yanlış anlaşılma. Nesi yanlış anlaşılma be? O adam beni hastaneye ziyarete gelmedi de, bu eve gelmedi de inkar etti, söyle. Ama bitti, buraya kadar. Yürü gidiyoruz. Kenan bak bir konuşalım, beni bir dinle. Yürü gidiyoruz. Kenan, nereye gidiyoruz? Seni ait olduğun yere götürüyorum, yürü. Kenan beni bir dinle. Yürü. Yürü dedim sana. Ya bırak, ben bir şey yapmadım.
Arzu. Sana kızını aynı zamanda suç ortağını getirdim. Bu kadın bundan böyle benim karım değil, tamam mı? Çare hüzün tükenip bitiyor, dilimde son.